Herkese selamlar. Merhabalar değerli öğrencilerim. İlk Türk İslam Devletleri'nin soru çözümü ikinci videosuyla bir aradayız. Bugün Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili sizler için hazırlamış olduğumuz 12 tane sorumuzu beraber inceleyin. 1055 yılında Abbas halifesi Kaim bin Emrillah Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey'den yardım istedi. Tuğrul Bey askerleriyle Bağdat'a gelerek Büveyoğulları'nı yendi ve halifeyi bu baskıdan kurtardı. Bunun üzerine ne alıyordu? Tuğrul Bey, Abbas halifesi Tuğrul Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın sultanı unvanını veriyordu değerli arkadaşlarım. Hutbenin Tuğrul Bey adına okunmasını istedi. Hangisine ulaşılamaz diyor. Selçuklar İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlendi mi? Evet hocam. Değil mi? Çünkü Abbasi halifesi, halifelik İslam dünyasındaki önemli bir makam. Bu yüzden koruyuculuk makamı yükseldi. Selçukluların başkenti Bağdat yakınlarındadır. Bu kalsın bakalım. Direkt buradan çıkartabilir miyiz? Bilemedim. Türk hükümdar Abbas halifesine yardım etmiştir. Evet, Tuğrul Bey Türk hükümdar Abbas halifesine yardım ediyor. Abbas halifesi Selçuklu devleti için dini lider durumdadır. Evet hocam, doğrudur. Abbas halifesi yönetimine tepki gösteren devletlerle mücadelede dışarıdan destek almıştır. Evet, bakın ne yapmış? Türklerden destek almış. Yani dışarıdan bir destek, doğru. Ama Bağdat yakınlarında olduğunu buradan kesin olarak çıkartamayız. Tamam. Cevap B şıkkı olacak. Soru 2. Büyük Selçuklu Devleti'nde Melik denilen sultan çocukları Atabeyler tarafından vali olarak atandıkları bölgelerde devlet işlerine yetinmişlerdi değerli arkadaşlarım. İşte devlet işlerine yetinerek halkın ihtiyaçlarını gözlemlemesini sağlamak, devlet denetimi kazanmak vesaire gibi amaçları var. Hangisi bu amaçlardan biri olamaz diyor. Tersen bakalım bu sefer. Eyaletlerdeki devlet egemenliğini pekiştirmek, evet sonuçta sen oraya hükümdarın çocuğunu yani sultanın çocuğunu götürmen ne demek? Devleti temsilen büyük bir temsilci gönderiyorsun demek yani. Daha ne olsun? Meliklere devlet yönetiminde deneyim kazandırmak. Kesinlikle öyle hocam. Vali oluyorsun sonuçta. Yani deneyimliyorsun aslında orayı. Meliklerin halkın ihtiyaçlarını gözlemlenmesini sağlamak. Evet, halkla iç içesin. Taş yönetimini denetim altında tutmak. Taşla dediğimiz ne hocam? İşte vali olarak görevlendirdiğin yerler. Evet hocam, yeni Türk devletinin kurulmasını sağlamak gibi bir amacı yoktur değerli arkadaşlarım. Cevap A şıkkı olacak. Pekala, 3'te devam. Selçuklar ile Bizans arasında yapılan ilk önemli mücadeledir. Anadolu'ya yapılan Türk akınlarının hızlandığı savaş 1048 yılında yapılan değerli arkadaşlarım Pasinler Savaşı'dır. Pasinler Savaşı olacak değerli arkadaşlarım. Talas Savaşı'nın 751 yılında yapıldığını biliyoruz ve Abbasiler ile Çinler arasında yapıldığını biliyoruz. Bu savaşın sonucunda değerli arkadaşlarım Karluklar İslamiyet'i kabul ediyordu. Seras Savaşı Gazneliler ile yapılmıştı. Bizans arasında bir yapılan savaş değil. Malazgirt ve Miraköfren, evet, Bizans'a yapılan savaşlar arasındadır ama bizim buradaki en önemlisi Anadolu'ya yapılan Türk akınlarını hızlandıran savaş Pasinler Savaşı olacaktır 1048 yılında. Evet arkadaşlar. Bizans ve Bizans'a bağlı birlikler ile yapılıyor. Gürcü Kralı Liparit'te ne yapılıyor hocam? Esir ediliyor. Soru 4 ile devam edelim. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, Malazgirt Savaşı'ndan sonra komutanlarına Anadolu için toprak fedeninin malıdır demiştir değerli arkadaşlarım. Ve fethettikleri yerlerin kendilerine verileceğini ifade etmiştir. Bu amaçla arkadaşlar siz komutanınıza toprak fedeninin malı deyip Anadolu için ne yapacaksınız? Fethi hareketlerini hızlandırmak. Yani sürekli oradaki komutanlar da kendilerine yer edinmek için ne yapacak? Fethi hareketlerini hızlandıracak. Yani Anadolu'daki fethi hareketlerini hızlandırmak. Anadolu'nun Türkleşmesine katkıda bulunmak. Merkezi otoriteyle ilgili bir durum yoktur. Anadolu'da Moğol saldırılarına karşı, Moğol'dan bahsetmek zaten. Haç seferlerinin başlamasına engel olmak gibi bir amacı yok. Türkmenlerin Anadolu'ya gelmesini önlemek gibi de bir amacı yok. Cevap B şıkkıdır. Anadolu'daki fethi hareketlerini hızlandırmak olacak. Soru 5'e bakalım hocam. Yukarıdaki savaşlardan hangilerinin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasının etkisinin olduğu söylenebilir diyor. Şimdi hocam 1 ve 4'e bakalım. Seras ve Nesa savaşları. Nesa savaşları. Bunlar Gazneliler ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılıyor. Bir Seras, iki Pasinler, üç Malazgirt, dört Nesa. Yukarıdaki savaşlardan hangilerinin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında etkisinin olduğu söylenebilir diyor hocam. Dikkat. Şimdi buradaki Seras ve Nesa savaşlarına baktığımız zaman Nesa savaşları Gazneliler ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılacaktır. Ve bunların amacı İslamlaşması ya da Anadolu'nun Türkleşmesiyle bir durum yoktur arkadaşlar. Ama buradaki 1048 yılında yapılan Pasinler Savaşı ve 1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı Bizans'ta yapılmıştır.
Bu ilk savaş Bizans'ta yapılıyor. Demek ki onun Türkleşmesine katkı var ve İslamlaşmasına tabii ki de katkıda bulunacaklar. O yüzden cevap 2 ve 3 Palestinler ve Malazgirt Savaşı olacak. Buradan cevabımız C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam devam de 6 ile. Selçuklular Malazgirt Savaşı'ndan sonra doğudan gelen Türkmenleri fethettikleri bölgelere yerleştirmeye başlamışlardır. Biz fethettiğimiz bölgelere Türkmenleri yerleştirsek oranın kalıcılığını sağlamak amacımız olur mu? Olur. Türkmenler ne yapacak? Oradaki Anadolu'daki Türk nüfusunu arttıracak ve Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki etkinliğini yavaş yavaş kıracağız diye arkadaşlarım nüfusu yakalamaya çalışarak. Buradan cevabımız hepsi olacaktır. Çok mantıklı, o yüzden çok üzerine durmamıza gerek yok. Peki. Soru 7. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında bir takım nedenler saymıştık. Demiştik ki haşhaşilik, batinilik faaliyetlerinin çalışmaları, zararlı çalışmaları. Evet. Başka? Abbasilerin gizli faaliyetleri. Bildiğiniz üzere bunu anlatmıştık. Oğuzların devlete küsmesi veya isyan etmeleri olsa işaretlerim. Taht kavgaları, yani hükümdar ailesinin ortak malı sayılması anlayışından doğan taht kavgaları. İşte mesela işte Sultan Sencer'in ölümü. Bu etkili. Sultan Sencer öldükten sonra oğullar arasında mesela ne yapacak? Taht kavgalarının ne olacak? Bu da yıkılmaya etkili şeydir. Karahitaylarla yapılan Katvan Savaşı 1141 yılında Karahitaylarla yapılan bir savaş var. Bu savaşın adı Katvan Savaşı. Bu savaşın kaybedilmesi de etkili olmuştur. Cevap hepsi olacak. Var mı sıkıntı? Pekala hocam, devam edelim. Soru 8'deyiz. Oğuzların Üç Oklar kolunun Kınık boyuna mensupturlar. 1040-1157 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. Dikkat! Resmi dilleri Farsça, saray dili Türkçe, öğretim dili Arapçadır. Yönetici Türklerden, halkı çeşitli etnik gruplardan oluşmuştur değerli arkadaşlarım. Zaten bakın, şeyde de anlatmıştım. Karahanlılarda, Gazililerde. Şimdi siz resmi diliniz Farsça, sarayın dili Türkçe ve öğretim dili Arapça ise ve halkı da çeşitli etnik gruplardan oluşuyorsa bunlar devletlerin kısa ömürlü olmasına neden olacak. Baksanıza 1040-1157 değil mi? Hakikaten kısa, neredeyse 100 yıllık bir devlet. Kısa yani. Hakkında bilgi verilen Türk İslam Devleti kimdir derse hocam, tabii ki de Büyük Selçuklu Devleti diyeceksin hocam. Karahanlılar ve Gazeliler değil, Torunoğulları ve Harzemşahlar da olmayacak tabii ki de. Daha sonra bildiğiniz üzere 1040 yılında değerli arkadaşlarım Gazelilerle yapılan bir savaştır. Dandanakan Savaşı. Selçuklu Türklerinin Anadolu'ya doğru ilerleyişinin hızlanmasına göçebe Oğuzların yurt ve otlak bulma ihtiyacının etkisi olmuştur. Şimdi bu durumdan hangileri söylenemez diyor hocam. Fetihlerle devletin sınırlarının gelişmesi, evet. Anadolu'ya düzenli akınların başlanması, özellikle Çağrı Bey ve Tuğrul Bey tarafından Anadolu yurt edinme amaçlı keşif hareketleri yapılacak. Değerli arkadaşlarım, Dandanakan Savaşı öncesinde. Bizans ile askeri çalışmaların hızlanması, Malazgirt Savaşı'nın yapılmasına neden olacak bu durum. Ama Gazze Devleti'nin yıkılması ile ilgili bu durum çıkartılamaz değerli arkadaşlarım. Cevap E şıkkı. Soru 10'la devam hocam. Sultan Alparslan döneminde Vezir Nizami Mülk'ün çalışmaları ile Bağdat'ta Nizamiye Medresesi açılmıştır. Aslında buna biraz ilerleyen videolarda da çok değineceğiz aslında ama şurada da söyleyelim. Nizami Mülk'ün çalışmaları ile Bağdat'ta Nizamiye Medresesi açılıyor. Şimdi medrese kavramını iyi anlamamız lazım. Yani medreselerde ne olur? Hem dini eğitimler verilir hem de yani şöyle diyelim, akli ilimler, bir de nakli ilimler var. Yani akli ve nakli ilimler bir arada verilir. Akli bilimler işte pozitif bilimler dediğimiz. İşte matematik, fizik, kimya gibi. İşte onların o zaman farklı isimleri var. Ve de nakli ilim işte ne diyelim, siyer fıkı gibi alanlarda eğitimler verilen bir yer medrese. Şimdi buna baktığımız zaman devlet adamı yetiştirmeye amaçlar mı? Kesinlikle öyle. Çünkü sen burada bir eğitim veriyorsun sonuçta. Batinilerin zarar çalışma önüne geçme. Evet hocam, bu batinilik halkı cidden kötü anlamda kötü düşüncelerin yol açmasına sebep olacak bir düşünce akımı. Ama sen zararlı çalışma önüne geçerek nasıl geçersin? Yani bir fikir akımını, batinilik bir fikir akımı. Bu fikir akımını neyle yıkarsın? Başka bir fikir akımıyla. Yani buradaki bir fikir akımını başka bir fikir akımıyla yıkarsın. İşte buradan dolayı batinilik hareketlerinin önüne geçmek için nizami medreselerin kurulması. Ülkedeki eğitim öğretim seviyesini yükseltmek gibi bir amacı da vardır hocam. Tabii ki de medrese eğitimleri önemlidir. Buradaki cevabımız E şıkkı olmuş olacak.